Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde geometrik cisimlerden devam ediyoruz. 3. videomuz oluyor bu arkadaşlar. Dikdörtgeni 180 derece döndüreceğiz. Yani yarım silindir elde edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra piramitleri göreceğiz bu dersimizde. Buyurun bakalım, dersimize geçelim. Evet, ikinci derste arkadaşlar 360 derece döndürdüğümüzde ne olduğunu görmüştük. Peki burada arkadaşlar 90 derece dönmesi ve 180 derece dönmesine bakacağız arkadaşlar. 90 derece döndürdüğümüzde döndürdüğümüz eksen yine yükseklik oluyor. Diğer kenarda, dönen kenarda arkadaşlar yarıçap oluyordu. Bakın burada yarım silindir meydana getirdi arkadaşlar. Yukarısı ve aşağısı yarım yarım bir daire meydana getirdi. Şu etrafı 2 pi r h'ın yarısı olacak. Yanal alanın yarısı pi r h olacak. Buralarda arkadaşlar bakın şurası da, şurası R, şurası da R, şurası da H olduğu için 2RH da şurada bir alan çıktı arkadaşlar. Buraya geliyorum. Burada da RH, RH'den 2RH burada da var. Bakın 2RH burada da var. 2πr karenin arkadaşlar, yani üst kapak alt kapağın 4'te 1 olacağı için πr kare bölü 2 gelecek. Ve yanal alanda da arkadaşlar 2πrh'ın yine 4'te 1'inden πrh bölü 2 burada meydana gelmiş olacak. Bize sorduğu soruya bakalım. Diyor ki oluşacak hacmini soruyor. Biz alandan bahsediyorduk tabii. Hacim ne olacak? Ne kadar dönüyorsa o kadarlık bir hacim meydana getirecek. Yarım arkadaşlar silindir meydana getirecek. BC kenar etrafında. O zaman haşım 8, yarı çapım 10. Ben meydana getireyim silindiri arkadaşlar. Hacmi neydi tam silindir olsa? Pi çarpı R kare çarpı H değil mi arkadaşlar? Yani pi 3 alın demiş. R karemiz 100. H'ımız ne arkadaşlar? 8. Bunu ne yapacağız? 180 derece döndüğü için 2'ye böleceğiz arkadaşlar. 360 derece döndüğünde tam silindir oluyordu. Biz bunu 2'ye böldük. Tak tak şurası 4 oldu. 3 çarpı 4 12. 100 ile de çarparsak 1200 santimetre küp oluşacak cismin hacmidir diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız doğru. Geldik şimdi birinci test sorumuza. Ne diyor bize? Demiş ki kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 3 birim olan dikdörtgen çizelim. 2'ye 3. Uzun kenarı etrafında, şunun etrafında, yani H'ımız 3 olacak, R'miz 2 olacak. Uzun kenar etrafında, kimin etrafında döndürüyorsan o yükseklik oluyordu. 90 derece döndürücü oluşan şeklin yüzey alanının, 180 döndürücü oluşan şeklin yüzey alanına oranı nedir diyor arkadaşlar. Yani bizi bayağı bir uğraştıracak arkadaşlar. 90 derece olduğunda çeyrek çember, H ve R'leri yazdım. Çeyrek çember, 180 derece olduğunda yarım silindir arkadaşlar. Çeyrek silindir, yarım silindir meydana gelecek. Şimdi önce 90 derece döndüğündeki oluşan şekli arkadaşlar ne vardı? 2RH vardı değil mi arkadaşlar? 2RH vardı, yanal alanlar, arkadaki oluşan düz kesit alanları. 2RH'ları ben yazayım. Çok uzatmadan çözeceğim arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2RH'lar var. Artı sonra arkadaşlar pi r kare bölü 2. Yani 3 çarpı r kare ney? 4 bölü 2. Sonra pi r h bölü 2 vardı bir de. 3 çarpı 2 çarpı 3 bölü 2 vardı arkadaşlar. Bu neydi? Çeyrek silindir meydana getiriyordu. Şunları toplayacağım. 2, 2, 4, 3. Burası 12. 6 daha 18. 9 daha ne oldu arkadaşlar? 12. 6 daha 18. 9 daha arkadaşlar ne meydana getirecek? 27 oldu. Sonra geliyorum aşağıya. Yine 2RH var arkadaşlar. 2RH var. 2 çarpı R çarpı H'ler. 2 çarpı 2 çarpı 3 var. Yarım dairede. Üst ve altı ne oluyordu? Sadece pi R kare meydana getiriyordu. 3 çarpı arkadaşlar. 4 artı. Sonra en sonunda da ne vardı arkadaşlar? 2 pi RH'ı yarıya bölüyorduk. Pi RH geliyordu. 3 çarpı 2 çarpı 3 meydana geldi buradan. Şimdi bunları topluyorum arkadaşlar. Burası 12. 12 daha 24. 24'ü arkadaşlar 18 daha toplarsak 42.
Cevabımız 27 bölü 42 arkadaşlar. Biz bunu 3 ile sadeleştirirsek C şıkkında 9 bölü 14'ü buluruz. Diyorum ya bu sorunun ben böyle bir tip soru geleceğini çok ümit etmiyorum. Çünkü arkadaşlar LGS tarzına uymuyor ama çünkü müthiş derecede bilgi gerektiriyor. Ezber gerektiriyor arkadaşlar bu soru ama yine de çözmüş olayım ben. İkinci sorumuz şekildeki tahta blok D ekseni etrafında 180 derece döndürüldüğünde oluşan şeklin hacmi kaç santimetre küp olur arkadaşlar? Bu tahta blok şöyle 360 derece 180 derece demek arkadaşlar yarısını alacağız. 360 döndüğünü düşünürsek şöyle büyük silindir içi oyuk ama bir büyük silindir olur. Yani büyük silindirden yarıçapı 30'dan yarıçapı 20'lik bir silindiri çıkaracağız biz ve ikiye böleceğiz. Olay bu. Çünkü tamamı şöyle diyeyim. Tamamı şöyle ama bizden istenen arkadaşlar ne olacak? Şurada içi boş olan bir silindir. Şöyle, şöyle ve içi boş. Çünkü neden? Şurası boş. Döndüğü zaman bu etrafında dönecek. Yani büyük silindirden küçük silindiri çıkartmış olacağız arkadaşlar. Siliyorum burayı. Diyorum ki tam bir silindir olsaydı, tamamı olsaydı yani pi çarpı, pi'miz ne? 3. 3 çarpı r kare ne? 30'un karesi 900 çarpı h yani 5. Değil mi arkadaşlar? Tam silindir olsaydı bu olacaktı. Olmadığı için pi çarpı r'nin karesi olmayan boş kısım, boş kısım arkadaşlar 20, 20'nin karesi 400 çarpı h eşittir 5 arkadaşlar. Buradan çıkan sonucu ne yapacağız? Bu tam silindir olacaktı. 2'ye böleceğiz çünkü 180 derece dönmüş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ben şimdi şöyle bir çarpayım. 15 çarpı 900'den arkadaşlar 15 çarpı 900'den 15 çarpı 400'ü 15 çarpı 900'den 15 çarpı 400'ü çıkartıp 2'ye böleceğim. 15 parantezini alıyorum. 15 parantezinde 900'den 400 çıkarsa 15 çarpı 500 bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. 500 2 ile sadeleşti. 250 oldu. 15 çarpı 250 bu da 250'ye 2500'e 1250 daha eklersek 3750 cevabını B şıkkında bize getirecek diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi basit sorular gelmiyor. Hep bilgiye dayalı sorular. Üçüncü soru şekildeki dikdörtgen K ekseni etrafında 180 derece döndürülüyor. Oluşan şeklin hacmi kaç santimetre küp olur? Şimdi şunu düşünelim. Bu 180 derece döndüğünde ne oluşturacak? Ezberden gitmeyelim. Bir gözümüzde canlandıralım. 180 derece döndüğünde yine tam bir silindir meydana getirecek. Yüksekliğe h'ı 4, yarıçapı 3 olan tam bir silindir meydana getirecek. O zaman pi çarpı r kare çarpı h yapıyorum ben. 3 çarpı r'miz ne? 3 karesi 9. H'ımız ne? 4 arkadaşlar. Evet. 12 ile 9'u çarparsam 108 santimetre küp geldi. Bir daha söylüyorum. Tek bakın şuradan döndürülseydi 180 derece döndüğünde yarım silindir. Ortadan döndüğü için böyle dönüyor. Tam bir silindir meydana gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı 108 olacak. Geçelim piramitlere arkadaşlar. Şimdi piramitler tabanı ne olursa olsun üçgen olur, dörtgen olur arkadaşlar. Ya da koni şeklinde daire de olabilir. Üst bir noktada birleşen 3 boyutlu cisimlere biz piramit diyoruz. Aklımıza Mısır piramitlerinden gelecek arkadaşlar. 3 tarafı üçgen olacak böyle. Şurada yukarıda birleşecekler. Peki bir küpten faydalanarak bir piramit inşa edelim diyor. Küpün üst yüzeyinin orta kısmının noktasını bulalım. Küpün orta noktasını buluyor. Bunun için karenin köşegenlerini çizmek yeterli olacaktır. Daha sonra bu orta noktaları tabandaki karenin köşelerinden birer çizgiyi çizelim. Böylece küpün içinde oluşan yeni cisim piramit olacaktır diyor. Peki özellikleri neler arkadaşlar? Bakın piramidin tepe noktası. Piramit meydana getiren kenarda üçgenler var arkadaşlar. İşte kaç kenarlıysa o kadar üçgen oluşacak. Eğer dörtgen piramitse kare piramitse 4 tane. Üçgen piramitse 3 tane kenarda üçgen oluşacak. Üçgenlerin yüksekliği, yanal yükseklik. Piramidin kendi yüksekliği arkadaşlar ve taban kenarları. Bunların hepsini neyle bulacağız biz? Hipotenüs yardımlarıyla arkadaşlar. Pisagor yardımlarıyla biz bunları bulacağız. Gelelim bakalım. Diyor ki kare piramidin yüzey sayısı, ayrıt sayısı
ve köşe sayısının toplamını bize soruyor arkadaşlar. Kare piramit. Şimdi ben biraz daha aşağıya geleyim. Kare piramite bakalım. Bunun arkadaşlar kaç tane yüzeyi var? Kaç tane ayrıtı var? Yüzeylere bakalım. Alt yüzey 1, 2, 3, 4. 4 tane de yanda arkadaşlar 5 tane yüzeyi var. 5 tane yüzeyi var. Kaç tane ayrıtı var? 1, 2, 3, 4 burada. 1, 2, 3, 4 de burada. 8 tane ne olacak arkadaşlar? Ayrıtı var arkadaşlar. Kaç tane köşesi var? 1, 2, 3, 4, 5 de bu. 5 tane de köşesi olacak diyoruz. Şimdi esas diğer bölümlerde arkadaşlar oluşacak bunların neylerini, bu bir dahaki videoya gelecek muhtemelen. Pisagor yardımıyla oluşacak işte yanal üçgenin yüksekliği, orta yükseklik, tamam mı? Tabandaki köşegenin yarısını kullanmayı bunları bir dahaki videoda göstereceğim. Diyor ki birinci soru, şekildeki küp 3 yüzeyinin köşegenlerinden geçen bir düzlemle kesiliyor. Şuradan, şuradan ve buradan kesiliyor. Oluşturulan turuncu renkli cisim aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Oluşturulan cisim arkadaşlar, bakın tabanı üçgen, üst noktada birleşmiş. Üçgen bir ne olacak arkadaşlar? Piramit meydana getirecek. Üçgen piramit. Prizma dediğimizde neydi? Tabanıyla aynı olaraktan gidecekti. Ama tek noktada birleşene ne diyorduk arkadaşlar? Piramit diyorduk. B şıkkı. İkinci soru. Yukarıdaki verilen kare piramit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar, burada şunu göstereceğim. Diyelim ki şu kenar, şu kenar diyelim ki A4 olsun. Sayı veriyorum. Şurası arkadaşlar, şurası da 4 olacağından dolayı şuradaki çizdiğimiz kenar, bu Pisagor'un bir kenarı, bunun yarısı olacak, 2 olacak. Şurada H yüksekliği var mı? Dolayısıyla H'ın karesiyle 2'nin karesi neyi verecek? Şuradaki yanal yüksekliği. A'nın arkadaşlar, A diyelim bu yanal yüksekliğe. Burası yanal bir yükseklik olacak. A'nın karesini vermiş olacak. Dolayısıyla burada ne diyor bize? AB'nin karesi AB eşittir. AB eşittir 2HT. Yani bu buranın iki katı mıdır? Doğru. PH'nin karesi artı HT'nin karesi PT'nin karesi demiş. Hatta HT değil, AB bölü 2'nin karesi diyebilirdi. Bu da doğru. PB'nin karesi arkadaşlar. Bakın PB'nin karesi P ve B şuradaki. E artı BT'nin karesi, PB'nin karesi artı BT'nin karesi eşittir PT. Hayır. Bu arkadaşlar şurası dik. PT'nin karesiyle BT'nin karesi, bakın PT'nin karesiyle BT'nin karesi şu PB'nin karesini verecekti. Çünkü Pisagor'da hipotenüse düşen PB oluyor. Yanlış cevap bu. Bir daha gösteriyorum. Bir daha gösteriyorum. Sileyim şuraları. Bakın burada şunla şu şurayı verir. Bununla bu şu PB'yi verir ya da PC'yi verir arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla PT'nin karesi artı BT'nin karesi eşittir PB'nin karesi olması lazımdı. Burada PB'nin karesi ile BT'nin karesinin tam tersini vermiş. D'ye de bakalım. PT'nin karesi artı TC'nin karesi PC'ye bakın. Şunla şu şurayı veriyor. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Yanlış olan C şıkkı. Bir dahaki dersimizde artık köşegenleri falan, yanal yükseklikleri, orta yüksekliği falan, bunlarla ilgili problemler çözeceğiz. Bunları anlatacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.